Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz. Baştan da anlayacağınız üzere radikal bir karar alarak işimden istifa ettim. Bir önceki videoyu izleyenler varsa zaten orada da söylemiştim hani yeni bir işe başladım diye. Yani benim için verilmesi zor bir karardı. Ama yani daha da çok sevdiğim bir işi yapmak için yaklaşık bir yıldan fazla emek verdiğim işimden istifa ettim. O işimde zaten bilenler biliyordur arkadaşlar. Ben daha önce Shell'de çalışıyordum. Samsun'da bu arada. Şimdi ise farklı bir işe başladım. Yaklaşık 10 gündür de çalışıyorum. Yani işimden de gerçekten keyif alarak yapıyorum ki zaten o işimi yaptığım iş şimdi birazdan da zaten göstereceğim. Videonun başına söyleyeyim. Severek ve sevdiğim bir işti. Ona geçiş yaptım. Nedenlerinde zaten şimdi işe gidiyorum hatta. Karavanla işe gidiyorum bu arada gene. Hani orada da size göstereceğim. Birkaç bir şeyini de anlatacağım size. Umarım hayırlı olur. Umarım iyi olur bizim için. Bir iş değişikliği yaptık. İnşallah hayırlı olur diyelim ya. Başka da diyecek bir şey yok. Şimdi iş kıyafetleri falan her şey de burada zaten arabada. Yani iş kıyafetlerim olmak zorunda arkadaşlar. Bilmiyorum. Hiç bilmeyenler varsa birazdan şaşıracaktır. Yoldayız da yaptığım işe muhakkak rastlamışsınızdır. Neyse hadi lafı fazla uzatmayayım. Şimdi ben işe geçeyim. İş yerinde de size anlatacaklarım var. Hadi. Şimdi iş yerime doğru yaklaşıyoruz. Size orayı da göstereyim. Öndeki minibüs sağa dönecekmiş, dönsün ve evet gözüktü arkadaşlar. Şu pembe yer benim iş yerim arkadaşlar. Tam olarak burası. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kahvemizi de yaptık güzelce. Vardiyamıza başlayacağız. Hani burada bu kahve mavi konuları hiç sıkıntı yok. Ben size kısaca ekipmanlardan bahsedeyim. Montumuz var. Bu montu yaz kış giymek zorundayız. Yani onun sebebi de tabii ki de güvenlik. Güvenlik olmazsa olmaz arkadaşlar. Kışlık montumuz var, yazlık montumuz var. Onlardan yana hiçbir sorun yok. Tabii kaskımızı zaten söylemiyorum. O kaskı mecburi bir şekilde biz takmak zorundayız. Yaptığımız işten size bahsedecek olursam hani yemek sepeti bana bir bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Hani belki şehrinizde illaki vardı, belki de yoktur. Tam da emin değilim. Şimdi saçmalamayayım. Burada işte örnek veriyorum, evinizden siparişinizi veriyorsunuz. Biz de hemen motorumuza atlayıp siparişinizi getiriyoruz. Böyle bir işe geçtim. Buna geçmemin sebebi de motosiklet kullanmayı da çok seviyor olmam. Eski videolarımdan da aşinasınızdır belki. Mesela şimdi nerede? Bak bir arkadaşıma paket geldi. Şimdi o paketi götürecek. Hemen buradan konumuna baktı. Direkt yola çıkıyor, paketini götürüyor. Olayımız bu arkadaşlar. Böyle bir iş. Bize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilerleyen dakikalarda mesela bana paket gelsin. Vardiyan başladığında. Orada da birkaç bir şey anlatırım sizlere. Yani umarım bizim için güzel olur, keyifli olur. Mesela bir arkadaşımız da paketten geldi şu anda. Toplam burada 43 kişi olmamız lazım. 40-43 kişi o civarda. Sayımız oldukça yüksek. Samsun'dayız, Atakum'dayız. Atakum ilçesindeyiz biz. Samsun ilk adımdaki bana bir farklı. Körfez'deki bana bir farklı. Biz Atakum'dayız. Böyle işte arkadaşlar. Vallahi keyif olarak yaptığım bir iş. Pembe pembe montlarımız da giydik. Motorlarımız da pembe. İnşallah iyi olur bizim için. Hadi o zaman paket maket gelsin, o zaman görüşürüz. Evet paket geldi, pakete gidiyoruz. Hadi önce hazırlanalım. Arkadaşlar full ekipman olmak zorunda. Yani böyle bir zorunluluk var. Mesela dizlikler vesaire vesaire. Bunların hepsi olmak zorunda. Yoksa burada çalışamazsınız. Paketimiz hazır zaten. Hadi gidelim.
Bir arkadaş da şimdi paketten gelmiş burada. Yok, paketten gelmemiş bu ya. Motorunu papaş ediyormuş. Hayırdır, nereye çıkıyor? YouTube'a video çekiyorum. Ha öyle mi? Paylaşın gelmiş sonra. Motorunu park etti, çayını aldı, çayını içiyor. Teşekkür ederim. Ben de tamam. Pakete gidiyorum. Fazla beklememem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi iş güzel güzel de paket maket atıyoruz da. Bu işin kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Soğuk. Soğukla mücadele etmek. Valla şu an Samsun'da hava 13-14 derece falan. Motorun üstündeyken otomatikmen daha da artıyor bu soğuk. Şimdi siparişimi falan teslim ettim. Ben depoya geri dönüyorum. Mesela bakayım size söyleyeyim. Şu zamana kadar kaç tane pakete gitmişim? Evet. Toplamda 8 tane pakete gitmişim arkadaşlar. 8 kere paket götürmüşüm yani. Sakin geçiyor. Fena değil. Güzel işte. Ama soğukla mücadele. Ellerim ucu biraz üşüdü. Bir de yağmur yağdığı zaman gerçekten kötü oluyor. Tabii yağmurluğumuz falan her şeyimiz var. Mesela altındaki pantolon hiç ıslanmıyor veya montum hiç ıslanmıyor yağmurlu falan gittiğimizde. Öyle. Güzel. Hadi şimdi depoya geri gidelim. Bir çay içelim. Hadi. Evet, vardiyamızı bitirdik arkadaşlar sonunda. Çok şükür olsun. Güzel geçti, sakin geçti, sakin bir günde. Vallahi iyi oldu. Hani böyle bir video çekmek istedim size. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Sizden çünkü çok soru geliyordu. Ne yaptınız, ne ettiniz, nerelerdesiniz şeklinde. Böyle bir video oldu. Hadi o zaman bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bir de dönebilsem, bana bir müsaade etseler. Sonunda döndüm. Hadi görüşürüz yeni videolarda.